Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ Beğeniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şöyle tığımın numarasını göstererek başlayalım. Şöyle size çok güzel bir model hazırladım arkadaşlar. Böyle akide şekeri ağacı. Bakın. Bu şekilde. Şimdi bu alt suyu fıstık yapmıştık arkadaşlar. Bu dallarımızın üzerine. Şöyle hazır dallarımız elimizde mevcut iken bu şekilde bir de akide şekeri ağacı yapalım dedik fıstık ağacından. Sonra bu şekilde bir de akide şekeri modeli anlatmak istedim sizlere. Şöyle modelim de çok hoş oldu, güzel oldu arkadaşlar bakın. Yine aynı şekilde 3 2 1 olarak bu şekilde 3 tane dalın üzerine hazırladım akide ağacımı. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Çok hoş ve çok zarif oldu. Ne büyük böyle abartılı ne küçük tam orta karer bir akide şekeri ağacı oldu. Modelim bu şekilde. Şimdi modelimin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Bakın şu şekilde de çok hoş bir duruşu var. İki tane dalımızın arasına 10 tane bu şekilde kirpikli trabzanlar yapıyoruz. Bakın 2, 4, 6, 8 ve 9. Şimdi İlk başlarken de aynen bu şekilde başlıyoruz. Bir zincirimizi çekerek ipimizi tığımıza tutturduk. Bir defa tığımı doluyorum. 2 2 alarak bu şekilde trabzanımı yaptım. 4 zincir. Kapatıyorum 4 zincirimi buraya. Bir tane kirpik oluşturdum. 2 zincir çekiyorum. Dalımızın yapılışı için yuva hazırlayacağız. 2 zincirimi bir defa dolayıp bir tane tığ atlayıp ikincinin içine 2 2 alarak bu şekilde trabzan yaptım. Giriyorum 2 ve 2. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 ve 2. Bakın 4 tane bu şekilde trabzanım hazır. 6 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Ve bakın ilk trabzanın tepe noktasına bu şekilde sabitleyip bir zincir çektim. Hemen bu altı zincirimin içine bir tane sık iğne yaparak başlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 zincir. 2 defa tığımı doladım ve yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1 2 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Buraya kapattım. Bir tane ucuna tomurcuk yuva yaptık. Akide şekerlerimiz için. Geri kalan kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Yedinciyi de bu 6 zincirli yuvamda hazırladım. İlk dalımız bu şekilde bu uzunlukta oldu. Yanına aynısından 3 tane yapacağım. 5 zincir. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1, 2, 2, 2. 5 zincir boyutunda 4 seferde bu şekilde trabzanımı aldım. 4 tane zincir çekiyorum. Arasına kapattım. Bu şekilde. Akide şekerim için yuva. Geri kalan bu kısma sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen yuvada sık iğne ile sabitliyorum. İkinci dalım da bu şekilde hazır. Yine 5 zincir. Şöyle 2 defa tığ üzerine dolayıp 1 2 2 ve 2. Bu şekilde 5 zincir boyutunda trabzanı çektim.
ve tomurcuk için 4 zincir çekiyorum. Buraya kapattım. Bir tane tomurcuk yaptım. Geri kalan kısma da sık iğne 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen 7. yuvada yapıyorum. Dibinde bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde dalımız hazır. Evet, 3 tane bu şekilde dalı yaptık. Yine 2 zincir çekerek bir defa tığımı doluyorum. Başta yaptığımız gibi bir tane atlayıp şöyle 2 2 alarak ara suyunun yapımına başlıyorum. 1 2 3 ve 4 zincir. Kapattım 4 zinciri. 1 zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 2 ve 2. 1 2 3 ve 4 zincir. Bu şekilde bir zincir araya bir defa doladım. Hemen tığ battıya 2 2 alarak küçük bir trabzan 4 zincir. Şöyle. Bu şekilde 10 tane kirpikli trabzanlar yapacağız. Bakın 3 tanesini yaptık. Şöyle. Şimdi biz bu akide şekerlerimin yapılışına geçelim. İlk dalımızın şöyle içerisine girdim. Sık iğne ile ipimi sabitledim. Bu sefer akide şekerimiz mavi renk olacak. 4 zincir çekiyorum. 2 defa tığımın başını doladım ve aynı bu 4 zincirli yeşil yuvaya girip şöyle 2 2 ve 2 alarak trabzan hazırladım. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Bu yapmış olduğum trabzanın arasına girip ilmek aldım. 2 zincir boyutuna çektim. Bu şekilde 9 tane ilmek toplayacağız. Şöyle 4, 5, 6 doluyorum. Trabzan arasına girip ilmek çıkarıyorum. 7, 8 ve 9. 9 tane bu şekilde ilmeği aldım. 10. ilmeği de bu yeşil yuvanın içine girip oradan çıkardım. Hepsini bir tığıma dolayıp bakın bunu birden çekmeyin arkadaşlar. Şöyle tığın ucu pırtarsa bütün ilmekleriniz boşa çıkar. O yüzden şöyle oynata oynata çıkarınca daha güzel oluyor. Evet, sık iğne ile buraya sabitledim ipimi alıp 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle tersine çevirdim. Burada çektiğim 4 zincirin kenarından şöyle bu 5 zinciri sabitleyip yuva yaptım. Bir zincirle düz yüzüne döndüm. Bu 5 zincirli yuvanın arasına girip sık iğne yapıyorum. Şöyle 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnemizi bu tepesine bu şekilde yaptık. Yine 4 zincirle aşağı ineceğiz. 4 zincirimi çekip bu yeşil yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum ve ilk akide şekerim hazır. Şöyle 3 tane zincir çektim. Sıradaki yeşil yuvanın 4 zincirli tomurcuğuna giriyorum. Şöyle sık iğne ile buraya sabitledim. Yine 4 zincir. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine girip şöyle 2 2 2 alarak bu şekilde trabzanım hazır. 3 seferde alıyorum trabzanım. 2 zinciri çektim. Bir defa tığımı doladım ve bu yaptığım trabzanın arasının 9 tane bu şekilde ilmek toplayacağım. Şöyle 2 3 4 5 her seferinde tığın başını doluyorum. 6 7 8 ve 9. Bakın. Şöyle bu şekilde ilmeği toplarken bakın bunu topluyoruz ya. İçinden de girip sonra bir sayıyoruz. Bir dolama, bir alma o bir sayılıyor. Şöyle 10'uncuyu da bu 4 zincirli yeşil yuvanın içine girip oradan bir ilmek alıyorum. Tığımın başını dolayıp şöyle bakın başa kadar
Oynata oynata çıkarıyorum. Şöyle rahat oluyor o şekilde. Pırtma ihtimali olmuyor. Yani yavaş yavaş. Şimdi 5 zincir. Ters tarafına çevirdim. Bu başında çektiğim 4 zincirin içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir zincirimi çekip düz tarafına döndüm. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu 5 zincirli yuvaya 6 tane sık iğne yapıyorum ve yine 4 zincir çekiyorum. 4 zinciri bu yeşil yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Ve 1 2 3 zincir. Bu şekilde oluyor akide şekerlerimiz. Sonuncu yuvaya da aynı şekilde sık iğne ile sabitledim. Geçişimi yaptım 3 zincirimi. 4 zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Şöyle yeşil yuvanın içine girdim. 2 2 ve 2. Bakın 4 zincir boyutunda 2 2 alarak başa kadar çıktım. 2 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. İlmek alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bakın bu şekilde 9 taneyi aldık. Şöyle bir dolama, bir ilmek çıkarma. Bu şekilde 9 sayılıyor. Şimdi arkadaşlar son olarak bu şekilde yuvadan da alıyoruz ve bakın birden şöyle çıkarmıyorum, yavaş yavaş oynatarak çıkarıyorum ki ilmeğim elimden tığımdan çıkmasın. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çevirdim. Bu 4 zincirli yuvamın içine girip bakın arasından boşluktan girdim. Bir zincirle şöyle dönüşümü yapıp bu 5 zincirli yuvamızın içine giriyorum. Bu 1 2 6 tane yapacağım. Bakın. Şöyle 3 4 5 ve 6. 1 2 3 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum buraya. Sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde. 1 2 3 3 zincirimi çekip şöyle burada arada çekmiş olduğum 3 zincirin içine kapattım. Bakın dönüşümü yaptım. Yine 3 zincir çekiyorum. Ve 3 zincirimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir böyle tepe noktasından ipimi bu tarafa alıp şöyle sabitledim. Bakın. 3 zincir. 3 zincirli yuvaya sabitliyorum. Şimdi bakın arkadaşlar burası önemli. Buradan tutturma işlemi yapacağız. Bu işlemi yapmayınca yapacağımız akide şekeri ayrık gibi duruyor. Bakın bu boşluktan tığımı şöyle akide şekerin ortasındaki yerden geçip şöyle sık iğne ile sabitledim oraya. Üzerine de bir zincir çektim. Bakın şu şekilde. Hemen bu bir zincirimle düz tarafına dönüp bunu yapmış olduğumuz bu ortadaki 3 zincirli yuvama sık iğne ile sabitledim. Bakın daha bir kaynaştırma oldu. Bu ayrık durmadı. 4 zincir çekiyorum. 3 şöyle 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2 alarak bakın. Bu şekilde 4 zincir boyutunda bir trabzan yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. Trabzanın arasından girip ilmek aldım. 2 zincir boyutuna çektim. Bu 1. Şimdi 2 3 4 5 6
7, 8. Bakın hep dolayıp bu şekilde 9 tane ilmeği aldım. 10'uncuyu da bu 3 zincirli yuvadan alıyorum ve şöyle oynatarak bu şekilde kapattım sık iğne ile 5 zincir. 5 zincirimi şöyle çevirip bakın buradaki 4 zinciri bu şekilde aralayıp kapatıp bir zincirle düz tarafına döndüm. Buraya sık iğne yapacağız. Bu şekilde 6 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 tane sık iğnemiz oldu bu şekilde. 4 tane zincir çekiyorum. Ve bu fıstığımı da 3 zincirli yuvanın içine kapattım. 1 2 3 zincir. Şöyle diğer bakın 3 zincirli bu yuvanın içine girip sık iğne ile şöyle sabitledim. 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girip ilmek aldım. Bu 1 2 yine 9 tane ilmek topluyoruz. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bakın 10'uncuyu da şöyle yine bu 3 zincirli yuvanın içine girip alıyorum. Şöyle bir tane de ilmek alıp bakın bu şekilde oynatarak aldım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Bu kenardaki 4 zincirli yuvanın içine sabitliyorum. Bir tane zincir çekip düz tarafına döndüm. Hemen sık iğne ile buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 1 2 3 4 zincir. Bu 3 zincirli yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim buraya. 4 zincir çekiyorum. 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle arkasından ipimi arkaya alıp şu şekilde buradaki 3 zincirli geçiş köprüsünün içine sabitliyorum. 3 zincir. Yine 3 zincir yapıyorum. Sık iğne ile buraya sabitledim. Şimdi bakın yine aynı şekilde ayrık olmaması için bunu buraya tutturacağım arkadaşlar. Şöyle bu alt boşluktan girip şu orta sık iğneler var ya, onların arasından girip şöyle tığımı çıkardım. Buradan ilmek çıkarıp sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şöyle bir zincirimi çekip düz tarafına döndüm. Bu şekilde 3 zincirin içine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığımı doluyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 1, 2 zincir. Bir defa doladım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 7 8 ve 9. Bu şekilde 9 tane ilmeği topladım. Yine tığımın başını dolayıp yuvadan 10. ilmeği alıp şöyle hepsini bir tığımdan bakın şöyle oynatarak
Rahat geçirirsiniz arkadaşlar. Takılma falan da olmaz. Sabit sık iğne ile tutturdum ilmeğimi. Şöyle çevirdim. 4 zincirli yuvanın içine sabitliyorum. Şöyle bir zinciri çekip döndüm. Bu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya yuvaya 4 zincirimi kapatıyorum ve bir zincir de şöyle koparmadan önce çektim. İpimi koparıyorum. Evet arkadaşlar şöyle bakın bu şekilde çok güzel kalıp gibi de yaptık. Görmeniz için tekrar kaldıralım. Şu ipi yakıp temizleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Bakın bu şekilde ve şöyle bir uzaktan görün istedim. Modelimin bitmiş hali bu şekilde oldu. Çok tatlı, çok zarif, çok hoş bir model. Şöyle bir de sallantılı haline bakalım. Bu daha önce sizler için hazırladım. Sizle yaptığımız mavi rengimizdi arkadaşlar. Böyle bu şekilde çok hoş, çok güzel bir model hazırladım. Renkleri de çok güzel açtı böyle. Rengarenk, cıvıl cıvıl akide şekerlerimiz oldu. Şöyle. Ben çok beğendim. Yapımı da bir o kadar kolay, kalıp gibi böyle çeyizlere layık bir model oldu. Şöyle 3 tane dal üzerine 3 2 1 de kalabalık durmadı arkadaşlar. Böyle bir rahatsız edici bir görüntüsü yok. Şöyle çok tatlı oldu. Şöyle yakından şöyle bir göstereyim. Modelim bu şekilde. Şöyle. Çok hoş. Çok güzel. Çok beğendiğim için hangi türlü göstersem bilemedim sizler için arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel oldu. Böyle. Yapımı da bir o kadar kolay. Verdiğim sayılara da uyarak bu şekilde yaparsanız çok güzel, hoş bir model olacak. Şöyle. Hepsini bir arada da tutayım. Hepsi gözüksün. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle. Hoşça kalın.